Ama bu oyun Dead Age 2. Hani ilkinde başarılı olup da mı 2'yi yaptınız, yoksa ilkini de mi beğenmemişlerdi? O da ayrı konu mesela. Turn-based survival tarzı bir şey gibi duruyor bu. Bakalım neymiş. Kıstım bu patlamayacak. Kill It With Fire. Evet, komik bir oyunu. Millet sevdi onu, komikliğini herhalde. Ben sıkıldıydım oyunda. Geldi mi ekrana? Gelmiştir tabii. Magicka 2 aldım. Ne saçma bir oyun. Sınırsız büyü kombinasyonu var. Öyle. Oğlum ben bu oyunu kıstım ha bir de. Full'de de değilmiş, onu da belirtiyorum. Full'de değilmiş sesler ya. Yani. Ben %4'üne düşürdüm bir de sesleri girmeden. Evet. Character creation. Ve kadın olamıyorsun. RPG tarzı. Okey. Lan istemiyor bunlara vermek. Verdik kaldı. State of Decay kadar da değil gibi ama. Verdik kaldı ya. Range combat, medical tek. Bas range combat'a bas. Actions must be activated in the upgrade menu. Nasıl ya? Bak burada öyle bir şey yok ki. Yapıştır. Engineer, hunting. With blunt weapons, blooded weapons. Enjo. Çocukla konuşuyoruz. Bu çocuğun bir kardeşi var. Onu buluyoruz. Saklambaç oynarken ama bizim Milo'yu kaçıran aracı görmüş. Ondan bilgi alıp bir de Firecracker alıyoruz. Kamyonun arkasındaki kargaları korkutup kapağı açıyoruz. Çöp kokusu üstümüze siniyor. Mor kuş bizim peşimize takıyor. Onunla elektrik telleri sürüp yaralıyoruz. Ondan detay alıp kimliğimizi değiştiriyoruz. Köprüyü geçmek için bir hack tool da alıyoruz. Köprüyü açıp kapıya kadar gidiyoruz. Orada bir robot asker var. Katapulyeye getirip bataryasını çalıyoruz. Kamyona sokuyoruz. Kamyonun içine giriyoruz. Amca da bizi mülteci gibi sokuyor içeri. Oğlum neymiş? Hiçbir şey anlamamışım ben oyunda. Bir gram anlamamışım.
Bir gram anlamamışım oyundan hiçbir şey. Yani muazzam bir gameplay olmuş o. Bahsettiğin şeyin ilk aşamasında bile görmedim ben. Yani geç ya GG. Development build bir de. Bu ne? Bayağı RPG elementleri dolu. Peki. Ne yapacağız? Basıyorum taba. Kardeşim. Ha. Ha, okey. Anekübap. Oyunda gameplay sıkıntıları var belli ki. AP kullanılıyor falan filan. Evet, oyunun neden beğenilmediği anlaşıldı. Ha, bu kadar stabil bir oyun yaparken niye gameplay'de hata yaşıyoruz ki acaba? Bir de ikinci oyun ha bu. Çok ilginç yani. Bu ne? Ha, iki kişi olabiliyoruz, iki zombiye kadar şey oluyor. Tamam, yarı damage vuruyormuş. Aa, geliyorlar. 3 AP geldi. Switch off. Brute strike. Yapıştır. Oha 90 vuruyormuş. Aha 64 öldüm lan. Biz öldük. Canım kaldı. Hayda. Oğlum defense ability'm mi yok benim? Nedir yani? Ha defense stats. Nasıl bir tutorial abi bu? Canım götümde. E fikir hoş da. Gameplay sıkıntısı var abi. İlginç yani. Ya da tutorial olduğum için beni esnek bırakmıyor. Şu an göreceğiz.
Freedom's Taste. Country Road. 2 kişi olduk. Evet evet Dark, ben de tahmin edemezdim ya. Neymiş ya o, nasıl puzzle abi o? Üstüme iyilik sağlık. Reis düzgün vursan sanki daha iyi vuracaksın gibi ama. Bunlara niye vuramıyorum? Öyle. Story için. Allah Allah. Oho bunlar ne ya, bu arkada bu coşuyor lan. Abi. Ha, iyi düştü bak. Crowbar'la geliyor, zombiye bak. Öldü çocuklar. Benim. Aa, üstünde çelik yelek var manyağın. Aha. Bunun canı düşük diye stance değiştirdik. Öne bu geçti. Bir de sen physical vuruyor. Molotov kokteyli yapacağım diyor. Ha buraya. Engineer 1 ver diyor. Kapa. Aa, range attack robuna geçiyorsun. Ha, stance'ler var böyle. Düşünce iyi de gameplay'de niye bir ilginçlik var ben anlamadım yani. Hani, bir de oyun lezzetli durmuyor ya böyle. Hani ilgi çekici durmuyor. Düşünce güzel ama. Ama bir ketelik var yani. Neden düşük not aldı belli. Check-in kampı. Bu ne lan? Jack gibi durmuyor bu. Giriş. Bir anda entai oyuna dönseyiş mi? Field defense. Ha, böyle mevki savunma mevzuları da var demek ki. Ama biri işiyor mu kulağıma, ne yapıyor ya? Ne yapacağım abi? For beginners. US Army, Independence, Smugglers. Ha, factionlar var böyle. Valla bir sus be.
Nasıl ver alacağız quest'i onu bir. Antik. Survival. Böyle This War of Mine'ın birazı Turn-based combat'ın birazı ilginç yani. Ama hiçbir şeyin tamı değil. Ne yapıyoruz lan? Döveyim mi demirini? Ha? Evet. İçinde fazla beyaz leblebi bulunan karışık kuru yemiş gibi gerçekten. Yemeğimiz eksik herhalde. Yemek yap. Yemek diyorum. Yemek diyorum. İyi batıralım. Sıra tabanlı olması oyun kendi bile ne tabanlı olduğunu algılayamamış çok fazla. Ha, scout yapıyor. Aradığın şey ertesi güne çıkıyor. Ne oluyor amına? Abi evdeyken nasıl level şimdi ne yapıyoruz? Buraya mı? Ne gerek var typing sound'a ya? Ya oyun kreatif direktör olarak mühendis kafasından çıkmış gibi böyle. Kesinlikle bir art design yok oyunda. Herkes mühendismiş bu oyunu yapanlar. Abi aset buldum. Tamam, sen mekaniğe odaklan. Abi aset var. Tamam mekaniğe odaklan. Abi bir şunları hani bir çizdirsek mi ne yap? Sen mekaniğe odaklan abi. Onu da odaklanamamıştım. Sıçtı mı, ne yaptın? Sıkıcı oyun. Çekmedi mi? Ne yapıyorsun, ne yaptın delisi? Nasıl zombi lan bu? Ya reis konuşma, sık işte ya. Oha artık ya. Fear attı lan. Oruçtum yedim. İftara ne kadar kalır? Ay sıkıldım ben. Bu ne abi, sucuk mu? Hadi kisi gidin siz sucuğunuzu alın. Maalesef. Maalesef. Steam yine aklı çıktı.
Çıksan lan. Üzüldük. Yani bu oyunun merak ediyorum birinci hali beğenildi de mi ikincisi yapıldı? Şuna bir bakalım bir araştıralım ya. Ben bunu merak ettim açıkçası. Nedir yani bu olay? %52'si negatif yani %48'i negatif vermiş oyuna düşünün. Roadmap'leri var. Belki düzelir. Gelişir belki. Çok early'dir belki. O yüzdendir. Ama yani ilk çıkartışınızda düzgün yorum almayınca onun devamı gelmez abi. Bunun birincisi beğenilmiş mi? Ha, birincisi çok beğenilmiş. Ha, veri pozitif. Anasını sikmişler oyunun belli ki. Abi yaptığınız şeyi düzgün devam ettireydiniz keşke. Nasıl daha kötü oldu ki? Görmüyoruz. Lan baştan söylesenize. Her şeyi baştan yapacağım şimdi. Şöyleymiş. %48 negatif yorum var. Bayağı early de. 16'sında çıkmış 2 gün önce. İlk yorumlar kötü ama roadmap'leri var. Geliştirecekler gibi duruyor. İşin garibi ilk oyun çok beğenilmiş. Nerede o? Heh. İlk oyun veri pozitif. Yani oyun oynayanların %84'ü pozitif vermiş. Şöyle bir şeymiş. Nasıl sıçtılar bilmiyorum. Desolate yok oynamadım. Direkt 2 olarak çıkmıştır. Yok ilk oyun tutmuş belli ki de. Roguelite RPG. Allah Allah. Bu halini sevmişler yani gayet düzgün çalışıyormuş demek ki böyleyken. Mekanikler de benzer ha. Tek yapmaları gereken oyunu grafiksel ve animasyonsal açıdan geliştirmekmiş aslında. Bu beğenilmiş. 2016'da çıkmış. Abi 2016'dan beri elinizde beğenilen bir oyununuz var. Silent Dreams. Başka bir şey yapıyorsunuz mu siz? Aa Cold Canyon'da mı siz yaptınız? Aa Koma'yı da bunlar yapmış. Dedem çapıda. Koma'yı da beğenmemiştim ben. Millet coştuydu buna. Overwhelmingly pozitif artık yani. Ben çok sıkılmıştım bu oyunda. Bilmiyorum buna niye coştular ama. Deden çok güzeldi mesela. Hani. Ona okeydim. Ulan Vembrance gibi bir oyun yapan bir tayfasınız siz. Nasıl oluyor? Çok garip ya. Amma oyun yapmış bunlar ya. Siz nasıl hata yapabiliyorsunuz bu kadar oyundan sonra? Aklım almıyor gerçekten. Bayağı da satılmış ya. Millet bekliyormuş çünkü oyunu. Bridge Constructor portalı da bunlar yapmış. İlginç. Ne diyeyim? Yani bu oyun çok güzel bir oyun mesela. Ya bunu da beğenmemiş insanlar. Bence bu oyun güzel ya. Bu oyun diğerinden
Biraz öncekinden daha iyi bir. Tecrübe de var. Evet. Gariplik var, anlamadım gitti yani. Neyse. Bunu da oynamıştık. Hatırlayan varsa. İlginçti. Küçük keyifli minnak oyundu. Stüdyo demek ki kendi içinde çok fazla şeye bölünmüş. Büyük büyük stüdyo demek ki kendi içinde çok fazla ekip var. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Koma'yı ben de hiç sevmemiştim ama millet onu beğenip onu beğenmemişti. Hatırladım şimdi. Neyse. Kendisini uğurluyoruz. Belki gelişir. Başka ne kaldı şimdi? World of Contraptions kaldı. Şimdi buna kafa yürütecek kafa kalmadı bende. Hadi girelim ya. Yok. Biraz da mühendislik kardeşim. Bu oyunu da açmadan önce şey yapayım da. Bir saniye. Aman şuraya